Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlar programmamizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdulloh Yalqin. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibida bo'lib o'tgan eng muhim xabarlarni huzuringizga sunish qilishimiz. Qanamiz diqqatlar ekranimiz bo'lsin. Biden zo'r sommalik davlat mudofaa qonunini tasdiqladi. Amerika Prezidenti Joe Biden tünügün Amerika'nın 2022 yıllık devlet müdafiye hukuki kanun lahiyesine imzalagan bulup, Xitay tehditige karşı acırtılgan hamçotmu zor nispetini igelligen. Reuters agentliginin haberde bildirilişçe, Aksaray 27. dekabr Prezident Biden'nin 2022 maliye yılıdaki devlet müdafiye hukuki kanun lahiyesine imzalaganlıkını, bu kanunun 770 milyar dolarlık devlet müdafiye hıracitige hukuk birdigallıkını ilan kılgan. Bu ayının 5'inde Kengeş Palatası ve Avam Palatası mutlak köpsanlık avaz bilen mezkur kanun lahiyesini makullagan idi. Biden mezkur kanun lahiyesine imza koygandan keyin bergen bayanatıda bu kanun lahiyesi harbi hadimler ve onların aile tavabatlarını muhim teminat bilen teminleydi ve şikayet kılgıçlarının adliye pürsütünü küçeytidi. O yine devlet müdafiyemizge alakadar muhim hukuklarını kollaşını öz içige alıdı degen. Devlet müdafiye hukuki kanuni Amerika'da 60 yıldan beri her yılı makullanıp gelgen birkaç mühim kanunlarından biri bulup, keng dairini öz içige alıdıken. 2022 yıllık maliye yılıda tasdiqlangan harbi hıracat bulturkudan tahminen 5% aşkan. Bu harbi kısımdan maaşını 2.7% östürüş, tıxımı köp ayrıplan ve harbi paraxot sitivilişini öz içige algandın sırt, yine geopolitikilik tehditke, olup mu Xitay ve Rusya'nın tehdidige takabül turuş istrategiyesini öz içige alıdıken. Mezkur kanunda Xitay'a kartılgan Tinç Okean tehditi teşebbüsü üçün 7 milyard 100 milyon dolar acırtış bikitilgen bulup, Tayvan'da müdafiye kılış, şundakla Şarık Türkistan'da mecburi emgek bilen işlep çıkarılgan mehsulatlarının importini çekleş Katarlıklarını kollaydıken. Maşunruy Xitay rejiminin siyasetini toluk icra kıldığallıkını bildirdi. Atalmış Uygur Abdunum Rayonluk Partiye Komitetinin sekretarlıkları yeniden tayinlengen Maşunruy, Xitay rejiminin Şarık Türkistan'ı idare kılış tedbirini toluk, doğru, umumyüzlük icra kıldığallıkını tekitledi. Xitayning Sharq Turkistondagi tashviqat organi atalmış Xinjiang gazetasining xabarida bildirilishicha, Maşunruy 27 dekabr qo'rchoq amaldor Erkin Tuniyaz bilan birlikda Urumchida bir qism joylarni ko'zdan kechirgan. Xabarda aytilishicha, Maşunruy Xi Jinpingning Sharqiy Turkistonni idora qilish haqidagi ko'rsatmalarini to'liq amaliyalashtirganligini, atalmış Junxua millati o'rtaq yig'ini barpo qilishda ching turganligini, barliq millatlarning o'zaro aloqa o'rnatib birikip kitişini ilgiri sürdüğallıkını tekitligen. O sözü de yine Xitay rejimi yakınıkı bir netçi yıldın biri küçep teşvik kılvatkan, asmolasiya siyasetinin perdazlap yetelişi bolgan, atalmış Şincanlı medeniyet bilen ozuklandırış ibaresini, şundakla ictimai mokumluğunu çın tutuş siyasetini alahide tılgı algan. Xitay rejimi 25. dekabr Şarkı Türkistan'daki irki kırgınçılık cinayetinin baş icraatçısı Çin Çöngo'nun ornuğa, Guangdong ülkesinin başlığı Maşunruy'ni almıştırgan bulup, halkara cemiyetinin dikkatini kozgıgan idi. Gerçi bir kısım analizciler Xitay'nın emeldar almıştırış arkalık, Şarkı Türkistan'daki siyasetini yumuştuşu mümkünlükini iyitkan bolsumu, yeni bir kısım analizciler cümleden Şarkı Türkistan teşkilatları, akademikleri Xitay'nın uzun yıl planlaş ve gayet zor hıracat acırtış arkalık icra kılıvatkan Şarkı Türkistan'daki terör siyasetinde köp özgürüş bulmaydıgallıkını bildirişmekte. Amerika Xitay'a karşı diplomatik boykot kararını kayıt tekitledi. Xitay dairleri bir kısım Amerika emeldarlarının Beijing kışlık olimpikiga katnış üçün vize iltiması sunganlıkını ilan kılgandan keyin Biden hükümeti diplomatik boykot kararının özgermegenlikini yana bir kıtım tekitledi. Xitay Taşqi İşler Ministerliği bayanatçısı Zhao Lijian tünügün ötküzülgen muhbirlarını kütüvliş yığınıda Amerika Devlet İşleri Mahkemesi Devlet Müdafiye Ministerliği Katarlık organlardaki 18 emeldarının Beijing kışlık olimpikiga katnış üçün vize iltiması sunganlıkını itkan idi. Ama Biden hükümeti bunu inkar kılıp diplomatik boykot kararını kayıt tekitledi. Amerika Avazı'nın haberde bildirilişçe, Aksaray Devlet Bihaterlik Komitetinin bayanatçısı bu hakta ifade bildirip, Amerika hükümetinin bu ayının bişide ilan kılgan mevkası da hiç kandak özgürüş bulmuğallıkını, Xitay rejiminin Şarkı Türkistan'daki irki kırgınçılık,
insoniyatga qarshi jinoyat va boshqa inson haqlari depsendichilik sabablik hech qanday diplomatik yoki hukumat vakilini evatmaydiganligini, buningdan boshqa har qanday so'zning xato ekanligini bildirgan. Bayonot yana Amerika hukumatining amerikalik tanharakatchilar, tenerlar va boshqa xizmatchilarning bexatarligi uchun diplomatik mulozamat bilan ta'minlaydiganligini, ammo aloqador shaxslarning olimpiya diplomatik yoki hukumat vakili sifatida qatnashmaydiganligi qayd qilingan. Aqsaray 6 dekabr bayonot e'lon qilib, Xitoyning Sharqiy Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyati qatorliq sabablar tufaylidan Beijing qishloq olimpiyani diplomatik boyqut qildiganligini e'lon qilgan edi. Litvaniya Amerikadan burun boyqut qarori e'lon qilgan bo'lib, boyqut sifatiga yana Avstraliya, Angliya, Kanada, Shotlandiya va Kosovo qo'shilgan edi. Yangi Zelandiya bilan Avstraliya bo'lsa hukumat amaldorlarini evatmaydiganligini, ammo buning Xitoy virusi sababli ekanligini bildirgan bo'lib, Yaponiya ham bir necha kun burun Beijing Olimpiyaga hukumat amaldorlarini evatmaydiganligini, ammo buning diplomatik boyqut deb atashni o'ylashmaganligini e'lon qilgan edi. Navbatda tixmi ko'p davlatlarning diplomatik boyqut sifatiga qo'shilishi kutilmoqda. Shuning bilan birga Xitoyning bir qism o'lkalarida Xitoy virusining qaytadan bosh ko'tarishi bir qism tanharakatchilarni olimpiyaga qatnashish qatnashmaslik haqida ikkilandirib qo'ymoqda. Walmart shirkati Xitoy shovinistlarining hujumiga duch keldi. Amerikaning parcha sotish magnati Walmart Sharqiy Turkistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlarni yig'vatganligi sababli tor dunyosida Xitoy shovinistlarining hujumiga duch keldi. Wall kochisi gazetining bu haqdagi xabarida aytilishicha, oldingi hafta bir qism Xitoylar Weibo qatorliq ijtimoiy tarqatuv sifatlarida Walmart shirkati va shirkatning qarmoqidagi a'zolik mol sotish do'koni Sam klubining aptitalida Sharqiy Turkiston mahsulotlarining chiqarib etilganligiga aloqador rasmlarni tarqatgan. Ma'lum bo'lishicha, Sam klubining aptitali va boshqa sotish sifatlaridagi do'konlardanla emas, Ana şirketi Walmart'ın magazinleri ve tor dükkanlarında mı Şarkı Türkistan'da işlep çıkarılgan mahsulatlar iletilgen. Bunun bilen tor dünyasındaki Xitay şovinistleri bəs-bəsdə narazılık bildirip, Walmart şirketini boykot kılış gereklilikke hakkıda car salgan. Bir kısım Xitaylar yine Sam klubidiki azalıqını bikar kıladığalıqını bildirişken. Şirketinin bu hareketi Biden hükümetinin Uyghur mecburi emgikini çekleş kanun lahiyesini resmi imzalıgan vakitka udulkelgen bulup, Xitoyda 400 dan ortiq zanjirsimon magazini bo'lgan bu gigant shirkat Xitoyda boyqut qilish tahdidiga duch kelmoqda. Shirkatning mulozimatchi xodimlari bu haqda inkas bildirib, mol qolmaganligi yoki yuqumning qaytadan bosh ko'tarishi sababli Sharqiy Turkistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlarning tor do'konlarida ko'rinmagan bo'lishi mumkinligini aytgan. Ammo Xitoylar buning bilan yana bisiqmagan. Yaqinqa bir necha yildan beri Xitoy rejimining iqtisodiy manfaatini ko'zir qilib turib, xalqaroliq shirkatlarning Xitoyga qarshi so'z harakatda bo'lmasligi haqida tahdidchilishi, bism ishiltishi va buningga Xitoy shovinistlardan ko'plab foydalanishi izchil davomlashib kelmoqda. Dunyodagi eng cho'ng o'zak ishlab chiqaruvchi shirkat Intelmo oldingi hafta o'z ta'minlovchilariga avatgan xitida Sharqiy Turkistondagi majburiy amgakka aloqador so'z qilganlik sababli Xitoyni qattiq bearam qilgan va bism ostida tezlikda Xitoydan kechirim so'rgan edi. Hindiston taratqusi Xitoy Tibet o'smirlarini yig'ib harbiy mashqqa solmoqda. Xitoy doiralari yaqinqa bir necha yildan beri Sharqiy Turkistonda ijro qilgan assimilatsiya va boshqa terror siyosatlarini Tibetdimi o'xshamagan darajada ijro qilishga boshlagan bo'lib, Tibet o'smirlarini oilasidan ayirib Yataqlıq məktəblərgə solaş arqılıq türlük məqsədlərdə tərbiyələşkə başlıqan. Hindistan Vaqt gizitinin 25. dekabrdikə xəbərdə bildirilüşcə, Tibet kişilik hüquq təşkilatı yıqında Tibetnin umumi əhvali sərləvhəlik dokulat ilan qılğan bulub, dokulatda itilişcə, Xitay dairləri asmilasiya qılış planının bir qismi süpütüdə Tibetdə yataqlıq məktəblərini köpləb qurğan və Tibet ösmirlərini ata anısıdın, ailisidin, ona tili va madaniyat muhitidan butunlay ayirib tarbiyalagan. Dokladda aytilishicha Xitoy Tibetdagi bastirish siyosatini tixmi kuchaytirgan bo'lib, bir rohib Dalai Lamaning ta'limotini saqlaganligi uchun 5 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Yana bir rohib Xitoy tarafidan qo'lga olingan bo'lib, 1 yildan ko'proq vaqt o'tgan bo'lsa-mu, uning izdiriki bo'lmagan. Doiralar uning ahvoli va sotlangan kuniga munosabatlik uchurlarni oshkorlamagan.
Onundan başka sürgündeki Tibet Teşkilatı, Tibet Hareket Merkezi yakında aileden ve dünyadan ayrılış serlevhelik dokulat ilan kılgan. Dokulatta Xitay tesis kılgan yataklık mekteplerdeki derslerinden Xitay tilide ötüldüğallıkı, güçlük siyasi terbiye alahidilikige ige ikerliki kayıt kılınan bulup, bu mektepler Xitay dairleri terpidin Tibetlerini mağarip bilen teminleşinin bir hıl usulü de perdazlanan. Dokulatta Xitay'nın bu siyasetinin ameliyette Xi Jinping tarafından oralaştırılan milletler arasındaki farkını yokutuş arkalık, Xitay kompartiyasiga bolgan tehditini yokutuşunu maksat kılgan medeniyet kırgınçılık siyasetinin bir kısmı ihkellikini tekitlep ötken. Tibet teşkilatları mezkur yataklık mekteplerini Xitay'nın müstemlike türü deb atgan bulup, növette bu mekteplerde 18 yaştın töven tahminen 800 bin Tibet ösmür bar iken. Bu balılar ailesinden ve yurtidan ayrılış sebeplik psikikisimu zerbigi uçurgan. Dokulat körsitilişçe Xitay'nın bu siyaseti pütkül Tibet halkıga ve Tibet kimlikinin mevcutluğuna iğir tesir körsetken. Malum bir Tibet okutkucunun aşkarlışçe Tibet'nin şarkıdaki Xitay dairleri növette 4 yaştın çoğun balılarının yataklık mektepte turuşunu talep kılgan bulup, yataklık mekteplerdeki okutkucularının hemisi Xitaycı sözleydiken. Dersliklerinin hemisi Xitaycı iken, ular başlangıç mektep kikirgende pütürley digüdek Tibet dilini sözleyelmeydigan halet kikilidiken. Hindistan Vakit Gezeti'nin haberi diyene, Xitay rejiminin Tibet ösmürlerini asimilasiya kılıplı kalmay, herbi meşik kısalgallıkı, bu arkalık herbi kısmını toluklamakçı bolgallıkı kayıt kılınıgan. Xitay Taşkı İşler Ministerliği bayanatçısı Cavlijen tünügün bu haqtı ihbadi büldürüp, Hindistan Vakit Gezeti'nin mezgür haberini yalgan, tülley oydurma deb inkar kılgan. Rusya emeldari. NATO Rusya'ya karşı uruş kılışka teyarlık kılmakta. Rusya Muavin Müdafiye Ministeri Alexander Fomin, Şimali Atlantik Ehdi Teşkilatı'nın Rusya bilen keng kölemlik kurallık tokunuşka teyarlık kılış nişanı barlıkını ilgeri sürdü. Türkiye Avazı Radyosu'nun haberde bildirilişçe, Alexander Fomin her kaysi devletlerinden Moskova'da turuşluk herbi diplomatları teklif kılıngan dokulat bir yığını da NATO'nun faaliyetleri doğrusunda toxtalgan. O NATO'nun yıkındın buyan Rusya'nı tizgilleş yolu da kademini taşlavatkallıkını tılgı ilip, devletinin soğuk münasebetler uruşudun ki NATO bilen alaka oruntuşka köp kütüm urunup körgellikini itkan. O, Rusya'nın garbi çigralarını kuralsızlandırgallıkını ve garip devletleri bilen berpaçı hemkarlık münasebeti oruntuşka her vakit teyyar ikerlikini otturgu koyuş bilen birge, NATO'nun Rusya bilen uruşku teyyarlık kılavatkallıkını, NATO'nun herbi kurulmuşta Rusya bilen keng kölemlik kurallık tokunuşka teyyarlık kılıç doğrusu yeniden nişan bikitilgellikini ilgeri sürgen. Fomin yine NATO'nun yakınki yıllardaki herbi stratejiyesige münasebetlik hüccetlerde, Rusya'nın bir xatarlıkı karta asası tehdit menbesi deb karalgallıkını eskertip ötken. Hürmetli televizyon görüşler. Şuna kalıp bir gün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah etki programımızı görüşeceğiz. Sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şuna kalıp program ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eytemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala.